4 tane boncuk alarak işime başlıyorum. İpimin arkasına doğru ilerletiyorum ve arkada 60 santimlik ip bırakıyorum. 2 boncuğumun içerisinden geçiyorum. İki tane boncuk alıyorum. Yandaki boncuğumdan iniyorum. İki boncuk yukarıya çıkıyor. İki tane boncuk alıyorum. Yandaki boncuğumdan iniyorum. Soldaki iki boncuğumdan çıkıyorum. Bu şekilde 16 sıra herringbone örüyorum. 16 sıra herringbone'umu ördüm ve geldim. Burada birleştirme yapacağım. Karşılıklı boncuklarımı birleştiriyorum. Bu taraftaki iki boncuğumdan geçiyorum. Yandaki iki boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Ve üst taraftaki iki boncuktan geçiyorum. Şu şekilde birleştirmemi yaptım. Sağlam olsun diye bir kez daha geçeceğim. İki boncuğumun arasından iç kısma geçiyorum. 6 milim incimi alıyorum ve karşı taraftan yine iki tane boncuğumun arasından çıkıyorum. Üstteki boncuğumdan şöyle bir git gel yapacağım.
tekrar aradan incimin içerisinden karşıya geçiyor. Üç boncuk ilerliyorum. İki tane boncuk alıyorum. Hemen yandaki boncuğumdan geçiyorum. Şu şekilde üste oturttum. Aynı çıkmış olduğum boncuğa iki tane daha boncuk geçireceğim. İki boncuk aldım. Hemen yandaki boncuktan geçiyorum. Karşılıklı ikişer tane boncuk geçirmiş oldum. İpimin yönündeki boncuktan çıkıyorum ve şöyle çeviriyorum. İki boncuk aldım. Hemen yandaki boncuğumdan geçtim. Ve iki boncuk yukarıya çıkıyorum. İki tane boncuk aldım. Yandaki boncuğumdan giriyorum. İki boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. İki tarafa da boncuk başladık. Bir tarafından herringbone'umu ilerleteceğim. Bu tarafıyla birleştirmemi yapacağım. Evet, herringbone'umu devam ettiğim bu kısma 14 sıra herringbone çalışacağım arkadaşlar. Bu kısımla da birleştireceğim. Birleştirdiğim kısım 15, alttaki kısımda 16 olarak bu yuvarlağımı da 16'ya tamamlamış olacağım. 14 sıra herringbone'umu ördüm ve geldim. Şimdi şu şekilde birleştirmemi yapacağım. İpimin aynı hizasındaki boncuktan giriyorum. Hemen yan boncuğumdan çıkıyorum. Ve üstteki iki boncuğumdan geçiyorum. Şu şekilde birleştirmemi yaptım. Aşağı doğru iniyorum. Tekrar iki boncuğumun arasından iç kısma geçiyorum. 6 milim incimi aldım ve yukarıdaki iki boncuğumun arasından çıkıyorum. Yukarıdaki boncuğumdan geçiyorum. Tekrar yanındakinden geçeceğim. İki boncuğumun arasından incimin içerisinden tekrar geçiyorum. Bunu sağlamlaştırmak için yapıyorum ve tam ortadaki boncuğumdan geçiyorum. Yukarıya doğru 8 boncuk ilerliyorum. Yedi boncuk sağ tarafta, yedi boncuk sol tarafta kalıyor. Aynı buraya başladığım şekilde buraya da başlıyorum. İki tane boncuk alıyorum ve ipimin çıktığı boncuğun tam yanındaki boncuktan geçiyorum. İki tane boncuk alıyorum. Bu kez ipimin çıktığı boncuğun yanındaki boncuktan yukarıya doğru çıkıyorum.
ve ikili bir şekilde başlangıcımızı yapmış olduk. Hemen yukarıdaki boncuğumdan geçiyorum ve buraya herringbone'umu örmeye başlıyorum. İki boncuk alıyorum. Yan boncuğumdan geçiyorum. Ve soldaki iki boncuğumdan çıkıyorum. Arkadaşlar, iki tane 6 milim inci kullandım. Tam ortaya 8 milim inci kullanacağım. Bu yüzden herringbone sayımı arttırıyorum. Toplamda 20 sıra olacak. Ben şimdi buraya 18 sıra herringbone yapıp geleceğim. 19. ve 20. aşağıdaki boncuğum olacak. Buraya 18 sıra herringbone'umuzu örüyoruz. 18 sıra herringbone'umu ördüm ve geldim. Şimdi yine birleştirmemi yapacağım. İpimin aynı hizasında olduğu boncuktan başlıyorum. Bu boncuğuma giriyorum. Ve hemen yanındaki boncuktan geçiyorum. Üstteki iki boncuktan ilerliyorum. Karşıdaki boncuğumdan aşağıya doğru iniyorum. İki boncuğumun arasından iç kısma geçiyorum. 8 milim incimi alıyorum ve tam tepeden geçiyorum. Üstteki boncuklarımdan bir git gel yapıyorum. Tekrar incimin içerisinden aşağıya iniyorum. Ve tam ortadaki boncuğumdan geçiyorum. Yukarıya doğru 10 boncuk ilerliyorum. İki boncuk alıyorum. Hemen yandaki boncuğumdan geçiyorum. İki tane boncuk alıyorum. Yandaki boncuktan geçiyorum. Ve üstteki boncuğumdan çıkıyorum. Tekrar buraya herringbone'umu başlayacağım. İki tane boncuk alıyorum. Yan boncuğumdan geçiyorum. Ve soldaki iki boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Buraya tekrar 6 milimlik inci yerleştireceğim. O yüzden toplamda 16 sıra herringbone çalışmam gerekiyor. Buraya şimdi 14 sıra herringbone çalışıyorum. 15 ve 16. boncuklarım da zaten yerlerini almış durumdalar. 14 tane herringbone çalışarak birleştirmemi yapıyorum ve 6 milim incimi yerleştiriyorum. Arkasından bir tane daha çalışacağım. Daha sonra da kordon kısmına başlayacağız. Modelimin orta kısmını bitirdim. Söylediğim gibi iki tane daha 6 milim inci çalıştım. Ve yine tam ortadaki
Boncuğumdan çıktım. Şöyle çeviriyorum. Kordon kısmına başlayacağız. Ve kordon kısmımızın çıkışı alt tarafta olacak. Üst taraftaki boncuktan değil, alt taraftaki boncuktan başlıyoruz. Bir tane boncuk alıyorum ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. Bir tur daha içerisinden geçiyorum. İki boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Ve üstteki boncuğumdan çıkıyorum. İki boncuk alıyorum. Boncuğumdan iniyorum. Ve iki boncuk çıkıyorum. Bir sıra daha yapıyorum. İki boncuk, 3 milim inci, 2 boncuk aldım. Bu boncuğumdan iniyorum. Yan 3 boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. İncimin içerisinden karşıya geçiyorum. 6 tane boncuk alıyorum. İncime çaprazlıyorum. Üç boncuk yukarıya çıkıyorum. İki boncuk alıyorum. Soldaki boncuğumdan iniyorum. İki boncuk sağdaki boncuğumdan çıkıyorum. İki tane boncuk alıyorum. Bu kez 4 tane boncuk aşağıya iniyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Dört boncuk aşağıya iniyorum. Karşı tarafa geçiyorum ve 4 boncuk yukarıya çıkıyorum. Bir tane boncuk alıyorum ve bütün boncuklarımdan yukarıya çıkıyorum. İki boncuk, 3 milim inci, 2 boncuk aldım. Hemen yan boncuğumdan iniyorum. Üç boncuk yukarıya çıkıyorum. İncimin içerisinden geçiyorum. 6 tane boncuk alıyorum. İncime çaprazlıyorum. 3 boncuk ilerliyorum. 2 boncuk alıyorum. Hemen yandaki boncuktan iniyorum. 2 boncuk yukarıya çıkıyorum. 2 boncuk alıyorum. Bu kez 4 tane boncuk aşağıya iniyorum. Bir tane boncuk alıyorum ve 4 boncuk aşağıya iniyorum. Karşıya geçip
4 tane boncuk yukarıya çıkıyor. Bir tane boncuk alıyorum ve bütün boncuklarımdan yukarıya çıkıyor. Evet arkadaşlar, kordon kısmımız da bu şekilde devam ediyor. Evet, ben iki tarafın kordonunu da yaptım ve geldim. Bu tarafı tamamladım. Şimdi bu son tarafı tamamlayalım. Bu arada 4 tane model benim bileğim için yeterli oldu. Bir tane 8 milim boncuk alıyorum. Yandaki boncuğumdan iniyorum. Yandaki boncuktan çıkıp bir tur içerisinden geçeceğim. Düğüm atacağım ve kapamamı takacağım. Evet arkadaşlar, işimizi tamamladık. Evet, bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.